Ben bu ana o kadar inanmayı istiyorum ki. Ama... Sana bunu ispat edeceğim. Birbirimize uygun olduğumuzu, eğer istersek ne kadar mutlu olabileceğimizi göstereceğim. Sadece bana, bize bir şans ver. Lütfen böyle şeyler söyleme Burak. Beni tekrar masallara inandırmaya çalışma. Bir süre sonra arkanı dönemeyeceğin gerçekler karşına çıktığında bana bunları söyleyemezsen ben yerle bir olurum. Lütfen yapma. Aslı. Tüm dünya karşıma da gelse ben sana bunu söylemeye devam edeceğim. Aslı, nerede bu kız? Aslı! Hey, annem geldi. Efendim anne. İyi geceler. Anne! Aslan, neredesin? Ne yapıyorsun bahçede? Bahçıvan çiçekleri ekmiş de ben onları suladım. Aa, aferin benim kuzuma. Nasıl geçti günün? Güzel geçti, güzel. Gel gel. Sana anlatacaklarım var. Geç. Aslı. Ay kuzucuğum. Sen de olsaydın keşke. Şükran teyzenin komşusunun kınasına gittik. Bir eğlendik, bir eğlendik. Vallahi kurtlarımızı döktük. Aslan. Nereye bakıyorsun kuzum? Anne ya ben dalmışım pardon. Ne diyordun? Şükran teyzenin komşusunun kınasına gittik diyordum. Demek kınada çok eğlendiniz. Bak ne güzel oldu, değişiklik oldu sana da. İyi ki gitmişsin. Çok eğlendik kuzum. Senin günün nasıl geçti? Çizim yapabildin mi? Şey, karaladım bir şeyler. E bak sen de iyi vakit geçirmişsin. Evet, hem de çok. Yani nasıl geçtiğini anlamadım. Hadi Aslım, yatalım. Yarın sabah bana erkenden iş başı. Tamam anneciğim. İyi geceler kuzum. İyi geceler. Aslı. Tüm dünya karşıma da gelse. Ben sana bunu söylemeye devam edeceğim. Bir şey hem bu kadar güzel, hem bu kadar korkutucu nasıl olabilir? Hem bu kadar mutlu edip, hem de bu kadar kırılgan yapabilir. Aşksın sen değil mi? Söyledikleri kadar var mısın? Thank you.
Uyudun mu? Hayır, uyumadım. Çok güzel bir gündü. Benim için de. Sevindim. Yarın işe birlikte gidelim mi? Ne yapıyorum ben? Buna daha fazla izin vermemeliyim. Ayrı gitsek daha iyi olur. Sabah seni bekleyeceğim. Yanacağını bile bile ateşe atlamak için heveslenir mi hiç insan? İyi geceler. Bu evet demek sanırım. Sana da iyi geceler, çilek kokulu. Günaydın kuzum. Erkencisin. Ay, uyku tutmadı Aslı'cığım. Ben de güne erkenden başladım. İyi yapmışsın. Ne güzel olmuşsun. Teşekkür ederim. Kimse kalkmadı değil mi? Yok, kalkmadı da neden sordun? Hiç öylesine. Neyse anneciğim, ben işe gidiyorum. Aslı'm kahvaltı? Ay, yok, iş yerinde yerim. Aslı'cığım içime sinmiyor ama böyle. Hadi görüşürüz. Uyanmamış ki hala. Biraz beklesem mi acaba? Söz vermedim ama yine de birlikte gideceğimizi düşünmüş olabilir. Ah, hayırdır, bir şey mi unuttun? Yok anneciğim, kahvaltı yapayım dedim. Hayır, içime sinmiyor deyince. Tamam, hemen sana bir şeyler hazırlıyorum. Sen otur oraya. Kabul etseydim rezil olacaktım. Neyse, böylesi daha iyi oldu zaten. Boş hayaller kurmamayı öğrenemedim hala. Sağlık, çok güzeldi. Ben çıkıyorum. Afiyet olsun canım benim. Hadi güle güle. Görüşürüz. Thank you.
Ya çok özür dilerim. Uyuyakaldım. Neredesin? Gittin mi yoksa? Gittim tabii. Seni bekleyecek değilim herhalde. Haklısın. Vay şakalar falan. Buyurun. Beni bekledin değil mi? Yani benimle gitmek istemiyordun. Yok canım. Niye bekleyecekmişim seni? Hiç yalan söyleyemiyorsun. Ama ben bu haline bayılıyorum. Evet, bu konuda başarılı olduğum söylenemez. Ya çok beklettim değil mi seni? Ama bak söz telafi edeceğim. Güzel bir kahvaltı ısmarlasam. Ben kahvaltımı yaptım. Ya benimle de yaparsın. Ben çok açım. Ya işe gidince yersin, geç kalırız. Ya daha zamanımız var. Bak söz geç kalmayacağız, hadi. Tamam. Yüzünde bir şey var. Bir aynaya bak istersen. Ne var? Dam, darere dam. Daram, darere dam. Dam, darere dam. Daram, darere dam. Çok güzel. Sen daha güzelsin. Simitçi dursana burada. Simitçi. Ya şey, iki tane simit alabilir miyim? Ben ısmarlıyorum. Ya beni simitle mi kandıracaksın? Ne kadar cimrisin ya. Peynir de alacağım. İki tane de peynir alabilir miyim? Tamam o zaman. Sen de çayları ısmarlarsın. Tamam. Nerede yiyeceğiz peki? Teşekkürler. Yani şöyle sessiz sakin bir yer olsun. Buldum. Ay çok keyifli olacak. Ya küçücük şeylere bile büyütüyorsun ya. Sana her geçen gün daha fazla hayranım. Hoş geldiniz Selda Hanım, Nihat Bey. Hoş bulduk. Hayatım ben şirkete geçeceğim. Üstümü değiştireyim hemen çıkıyorum. Tamam hayatım. Efendim tatiliniz nasıl geçti? Ay işte Şükrancığım ne olsun yani. Bir günde adaya gittik geldik işte. Ama ada havası tabii huzur veriyor yani insana. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk Yemel'cim. Aç mısınız? Kahvaltı hazırlayayım size. Ay yok kahvaltı yaptık biz ama o senin güzel kahven yok mu ondan alırım işte. Hemen. Burak ne yaptı kalktı mı? Burak Bey bu sabah erkenden çıktılar efendim. Ay Şükran bu çocuk bayağı ciddi çalışıyor yani. Ay çok şükür. Ay Nihat da çok hoşuna gidecek biliyor musun? Çok sevinecek. Evet efendim izninizle. Tamam canım. İlk defa böyle bir kahvaltı yapıyorum. Simit, peynir, çay falan. Ama güzel oluyormuş. Halk işi işte. Biz Gonca ile arada buraya gelip kahvaltı yapıyoruz. Çok güzel, sakin bir yer. Çok seviyorum burayı. Ben de çok sevdim. Sık sık geliriz buraya. Zaten çok böyle gözlerden uzak, huzurlu bir yer burası. Aslı, ne oldu? Yok bir şey. Şey var. Ne olduğunu bana söyler misin?
Gerçekten bir şey yok. Aslı, bak sen böyle huzursuzken benim rahat olmamı bekleme. Ne olduğunu benim de bilmem lazım. Burak, ben çok korkuyorum. Annem duyarsa yıkılır. Sizinkileri düşünemiyorum bile. Kim bilir sana ne tepki verirler. İşte böyle. Sen her korktuğunda ben sana sımsıkı sarılacağım. Şimdi daha çok korkuyorum. Nacım. Nihat'ın diyet yemekleri hazır mı? Biliyorsun birazdan işe gidecek. Hazırladım efendim. Hem de her zamanki gibi iki tane. Harika. Yalnız onları bir poşete koyarsın değil mi? Baş üstüne. Burak uyuyor mu hala? Yanıldın hayatım. Sabah erkenden kalkıp işe gitti. Emin misin? Ay evet hayatım. Ayrıca sen alış artık yani. Çocuğumuz çalışıyor. Ya bu çocuğa ne oldu böyle Selda? Ben yıllardır konuşuyorum. Kılını bile kıpırdatmadı. Şimdi artık işe gitmekten, çalışmaktan neredeyse eve gelmeyecek. Yani bunu bu kadar etkileyen, değiştiren şey ne acaba sence? Çağla ile olan ilişkisi hayatım. Ayrıca bakma sen, o böyle pek hevesli gibi falan gözükmüyor. Ama artık hayatta ciddi bir adım atması gerektiğini, bunun içinde sorumluluk alması gerektiğini fark etti çocuk. Söylediğin şey çok mantıklı. Söz olayını da bir an önce yapmakta haklısın. Ne kadar sorumluluğu artarsa bence kendini o kadar çok disipline edebilir. Bak, ne diyorum biliyor musun? Sen Burak'la bir konuş da Çağla'yı bir an önce gidip isteyelim. Ay. Ay Nihat. Bunu duyduğuma o kadar mutlu oldum ki. Tamam hayatım. Emel'ciğim çok teşekkür ederim. Hayatım bunlar senin yemeklerin biliyorsun. Çok teşekkür ederim hayatım. Sağ ol. Hayırlı işler. Şu an yaşadığımız şeyin gerçek olduğuna inanamıyorum. Bence şu an tek gerçek olan şey bu. Nasıl yani? Düşünsene bir, seninle nasıl tanıştık? Sonrasında yollarımız defalarca nasıl kesişti? Birbirimizden uzak kalmaya çalıştıkça nasıl da birbirimize doğru çekildik? Aramızdaki mesafeler bile bir anda yok oldu. Aynı evde bulduk birbirimizi. Bu kader değil de ne? Bu gerçek değil de ne? Ben korktuğum için kendimi itiraf edemesem de, seni görmezden gelmeye çalışsam da, yarınımızın olmayacağını bilsem de, şu an yaşadığımız şey kader. Seninle tanıştığım günden beri ne kadar değiştiğimi görmüyor musun? Hayatımda ilk defa ben diye bir şey yok. Kalmadı. Biz varız. Yalanı, sahte sevgileri, bencilliği, tüm olumsuz şeyleri geride bıraktım artık. Sadece senin saflığınla doldurdum kendimi. Ben artık sen oldum. Sen de ben. O yüzden bizim için artık yarın yok deme. Biz tüm zamanların üzerindeyiz çünkü artık. Hadi güzel sevgilimin fotoğraflarını çekeyim. Ya bir gören olursa. Merak etme, ben seni saklarım. Gül bakalım.
Ne kadar kolay değil mi? Bitti deyip hiçbir şey yaşamamış gibi bir kenara çekilmek. Buna izin veremem. Ben bitti demeden hiçbir şey bitemez. Açma bakalım Burak. Bu şekilde benden kurtulabileceğini sanıyorsan çok yanılıyorsun. Eğer merak ediyorsan Çağla'ya ayrılmak istediğini söyledim. Biliyorum. Biliyor musun? Evet, siz konuşurken tesadüfen duydum. Sen gizlice bizi mi dinledin? Hayır, evde ben... Duydum işte. Tamam tamam. İnandım. Keşke söylemeseydim ya. Bak. Birbirimize hiç yalan söylemeyelim, olur mu? Sana karşı hep dürüst olmak istiyorum. Çağla'yla ailelerimiz uzun yıllardır tanışıyor. Yani biz birlikte büyüdük diyebilirim. Aslında son 2 yıl öncesine kadar ona hep arkadaş gözüyle baktım. Ama Çağla'nın bana bakışı pek de öyle değilmiş. Bana duygularını ilk bahsettiğinde ona bir his beslemediğimi, ilişki düşünmediğimi söyledi. Ama zamanla nasıl olduğunu anlamadım. Kendim bir ilişkinin içinde buldum. Ona aşık oldun mu peki? Ben aşka inanmazdım ki. Beni aşka inandıran sen oldun. Sana karşı koymaya çalıştıkça daha da çok inandım. O yüzden Çağla'yla yaşadığım şeyin ne kadar boş, ne kadar anlamsız olduğunu daha iyi anladım. Kendimizi kandırıyormuşuz. Peki... Benim yüzümden mi ayrıldın Çağla'dan? Bu ilişkinin zaten başlaması hataydı. Biz aslında Çağla'yla gerçekten birbirimizden çok farklıyız. Zamanla ona ne kadar çok benzediğimi fark ettim. Ama seninle tekrar kendimi buldum ben. O yüzden sakın kendini suçlama. Bu ilişki zaten eninde sonunda bitecekti. Çağla bunu kolay kolay kabul edeceğine benzemiyor. O çok hırslı bir kız. Ben onunla mücadele edemem. Aslı, sen her şeyi bana bırak. Sadece beni sevdiğini, benim yanımda olduğunu bileyim. O zaman her şeyin üstesinden gelebilirim. Böyle boş boş oturamam. Bir şey yapmam lazım ama ne? İstersen yanlardan biraz daha alabilirim. İyi böyle ya. Beğendin mi? Güzel güzel. Sağ ol lütfen. Sağ ol abiciğim. Efendim Çağla. Volkan. Merhaba, nasılsın? Sağ ol Çağla'cığım, sen? Olanlardan sonra nasıl olmamı bekliyorsun ki? Neyse, konuşabildin mi Burak'la? Konuştum Çağla. Ne diyor peki? Sence düşündüğüm şey doğru mu? Yani bence değil. Onun da canı bayağı sıkkındı. Pek konuşmak istemedi. Bence bir süre üstüne gitmesek daha iyi olur Çağla. Üzerine gitmesek mi? Neyse Volkan.
sen de benim için elinden geleni yaptın. Sana da çok teşekkür ederim. Bundan sonrasını ben kendim hallederim. Burak beni yeterince aptal yerine koydu. Ama artık neler döndüğünü, kimin yüzünden böyle olduğunu gayet iyi biliyorum. Çağla'cığım, neden Burak'ın senden ayrılmak istemesini başka birine bağlıyorsun ki? Aramızda hiçbir problem yokken birdenbire böyle davranması normal mi sence? Bodrum'a gitmeden önce her şey yolundaydı. Tatlı tatlı Amerika'da tatil planları yapıyorduk biz. Sence birdenbire aramızın bu kadar bozulmasını birine değil de neye bağlamalıyım? Her şey açık ve net. Ben ne yapacağımı gayet iyi biliyorum. Beni bu duruma sokan herkes bedelini ödeyecek. Neyse Volkan, sonra görüşürüz. Tamam, görüşürüz. Burak ya, başımıza ne işler açtın? Cevap bile veremezsin işte böyle. O da biliyor tabii ne kadar haklı olduğunu. Ama şu kızı bir bulursam, ne yapacağımı ben çok iyi biliyorum. Bir çay da alır mıydınız? Yok, teşekkürler. Kalkalım mı artık? Tamam canım. Bize sağ olabilir miyiz? Benim de işlerimin başına dönmem gerekiyor. Bir sunum hazırlamam lazım. Bana yardım edeceksin değil mi? Hayır tabii ki. Hayır mı? Sen benim işten kovmamı falan istiyorsun herhalde. Burak, saçmalama. Kim kovabilir seni oradan? Sen tabii daha Turgut Bey'le tanışmadın. Eğer tanışsaydın bana yardım etmeyi sen teklif ederdin. O kadar diyorsun. Neyse, kulübe gidelim de bakarız. Bakarız mı? Elbet senin de bana bir işin düşer. O zaman görüşürüz. Tamam. Tamam, yardım ederim. Ay Burak, ne yapıyorsun ya? Burak, görün olacak. Dayanamıyorum, ne yapayım? Çok tatlısın. Şükran, ne eğlendik değil mi dün gece? Ay, iyi ki peşine takılıp gelmişim Kına'ya. Bana da değişiklik oldu. Tabii Emel ya. Arada bir böyle eğlenceler iyi oluyor. Tabii canım. Ben de kız annesiyim. Öğrenmem lazım ne yapılıyor, ne ediliyor değil mi? Evet. Ay Emel, kızın annesi ne ağladı değil mi? Kolay mı Şükran? Ya ben Aslı'yı vereceğimi düşünemiyorum bile. Emel, keşke Aslı da gelseydi. Onun için de değişiklik olurdu. Ne yapmış bütün gün evde? Dedim ama çizim yapacağım deyince ısrar etmedim. Bütün gün evdeymiş. Tüm gün? Hı? Ya zaten bir günlük izni var. Onda da gezse tozsa ya. Doğru diyorsun ama çok yorgundu kuzum. Dinlenmiştir. Orası da öyle. Ay lafa daldı kız çabuk. Burada ineyim. Şimdi içeri birlikte girmeyelim. Peki. Teşekkür ederim. Aslı. Asıl beni beklediğin için ben teşekkür ederim. Günaydın. Aslı? Burak mıydı o? Evet. Ya kızım ama hiç anlatmıyorsun sen bana böyle şeyleri. Yani dünden beri konuşamadık zaten. Ne oldu? Birlikte geldiniz. Çıkma teklifi mi etti? Birlikte geldiniz. O etti sen kabul... Sevgilisiniz.
Elle falan da tutuşmuşsunuzdur. Ay yok, siz kesin öpüşmüşsünüzdür falan. Bana anlatmıyorsun böyle şeyleri. Anlat hadi. Ay bir sussan Gonca, anlatacağım. Ay tamam, yine heyecandan çok konuştum değil mi? Tamam. Şimdi önce o zaman sırayla anlatalım her şeyi. Tamam mı? Tamam. Yemekten başlıyoruz. Ben soslu makarna yaptım. O da salata. O dediğim Burak Masaroğlu. Yani Burak Masaroğlu ve salata yapmak. Salata yapmak Burak... Ay yok, ben bu ikisini hiç birleştiremedim. Neyse. Sen evde kaldın tabii, çıkamadın. Evet, çıkamadım. Ya kendime laf geçiremiyorum ki. Ya görmeyeceğim diyorum, ararsa açmayacağım diyorum ama sözümde durmam 10 saniye sürüyor. Neden acaba? Neden? Çünkü sen Burak Masaroğlu'na sırılsıklam aşıksın arkadaşım. Sırılsıklam dedin de... Ya Burak yapma! Sırılsıklam dedin, kaldın öyle en heyecanlı yerinde. Ne oldu sonra? Ya biz ektiğimiz çiçekleri sılıyorduk. Bir dakika ya. Burada kesmek zorundayım. Ektiğimiz çiçekleri, yani böyle evli çiftler. Kızım siz resmen olmuşsunuz. Yani şu an gelsen Gonca ben evleniyorum desen hiç şaşırmam. Yok, şaşırmam yani. Ay Gonca, evlenmek mi? Bunu hayal bile edemem. Sana bir şey söyleyeyim mi Aslı? Ben çok güzel hayal ediyorum. Üzerinde bembeyaz, etekleri uçuş uçuş bir gelinlik. Saçlarında kır çiçekleri. Kuğu gibisin. Sevdiğin adama doğru heyecanla, aşkla yürüyorsun. Onun da üzerinde smokin. Gözlerini sana dikmiş. Gülümsüyor. Elleriniz birbirine kavuşuyor. Gözleriniz aşkla birleşiyor. Ay. Ay Gonca yeter. Ya daha fazla havaya sokma beni. Hayali bile bu kadar güzelse. İnşallah gerçeğini görürüz. Sonra ne oldu? Islandınız filan. Sonra Çağla geldi. Çağla mı geldi? Yani hikayenin bu en güzel yerine Çağla'nın çıkması hiç hoşuma gitmedi. Hatta şok oldum desem yeri. Bir de bana sor. Uf Aslı ya, gerçekten hayatının her günü bambaşka şeyler oluyor. Ve ben artık yetişemiyorum. Yani senin arkadaşın olarak sana ne tavsiye vereceğim, ne yapacağım hiç bilemiyorum. Ama üzülme bir dakika. Bu Çağla mevzusuna gerçekten bir şey bulmamız gerekiyor. Çok canımı sıkıyor. O kadar güzel giderken her şey. Akif amca. Hayırdır? Sen pazarlara gelirdin. Dün ben geldim zaten. O zaman bugün başka bir işim var. Yok kızım. Dün Burak Bey çiçekleri ben dikeceğim diye ısrar edince doğrusu içime sinmedi. Geleyim bir kontrol edeyim dedim. Burak Bey çiçekleri kendi mi dikecekmiş? Allah Allah. Ben de şaşırdım. İnşallah çiçeklere bir şey olmamıştır. Gideyim bir kontrol edeyim şunları. Tamam. Dur ben de seninle geleyim. Vallahi güzel dikmiş. Aferin. Burak Bey ve çiçek dikmek. Akif amca, yanında biri var mıydı? Ben kimseyi görmedim. Gelmişken şunlara bir su vereyim bari. Tamam. Sana kolay gelsin. Sağ ol kızım. Allah Allah. Burak Bey'de bir haller var ama. Dur bakalım. Burak sana ne dedi, ne dedi? Bütün dünya karşıma gelse de sana bunları söylemeye devam edeceğim dedi. Aslı çok romantik. Sonra da beni öptü. Öptü mü? Ya inanmıyorum ya, inanmıyorum. Ben sana söylemiştim. İlk başta bunu sormuştum zaten. Ben de. Kızım sen bu çocuğa ne yaptın ya? Resmen bir öküzün içinden beyaz atlı prens çıkardın. Ben bir şey yapmadım ki.
Bir şey söyleyeyim mi? Sanırım sebep de bu. Hiçbir şey yapmadın. Senin doğallığına vuruldu. Öyle mi diyorsun? Kesinlikle. Şimdi? Birliktesiniz işte o zaman. Gonca, Allah aşkına biraz gerçekçi ol. Burak'la olacak bir yanımız var mı? Davul bile dengi dengine. Ayrıca biri görecek, duyacak diye ödüm kopuyor. Anında hem işimizden hem de kalacak yerimizden oluruz. Ya o Faslı, hemen böyle kötü şeyler düşünme, Allah korusun. Ama duyulursa olacak olan bu Gonca. Neyse, ya bizi boş ver. Sen ne yaptın Erdem'le, her şey yolunda mı? Yolunda da. Ne oldu, bir sorun mu var? Yok. Ama birazcık daha iş bulamazsa gerçekten büyük bir sorunumuz olacak. Ya bıktım artık çay bahçelerinde oturmaktan. Ya dolmuşa binmek bile lüks oldu. Ya dün yürümekten ayaklarımın altı su topladı. Gittiğimiz yerde ne? Arabada köfte ekmek. Ya bir de pinti. Yemek yerken boğuluyordu, su bile istetmedi. Yazık ya. Bana da yazık be Aslı. Pinti değildir Gonca. Bodrum'da o kadar sana yemek ısmarladı, hediye aldı. Yani bak, aşkı için İstanbul'lara kadar geldi. Yani düzenini değiştirdi, kolay mı? Geldi de yani daha kendini bile idare edemiyor. Parasız aşk da bir yere kadar. Sonra konuşuruz. Burak Bey, kolay gelsin. Ah, sağ olun Turgut Bey. Sunum sanırım bitti, öyle değil mi? Sunum... Ya hayır, ama bitmek üzere. Bakın Burak Bey, hafta sonu işe gelmediniz. Sunum henüz hazır değil. Kusura bakmayın da bunu babanıza bildirmem gerekecek. Ya Turgut Bey, bakın hafta sonu benim çok önemli bir işim vardı. Ama bu sunumlar akşama kadar biter. Siz hiç merak etmeyin. Yani beni bir kerelik, bir günlük idare ederseniz... Yani bugün biter diyorsunuz, öyle mi? Evet. Pekala. Bu seferlik böyle olsun. Ama eğer bitmezse... Bitecek. Siz hiç merak etmeyin. İyi çalışmalar o zaman. Sağ olun. Benim bu sunumu hemen halletmem lazım. Ama Aslı olmadan hayatta ben bunu beceremem ki. Kesin bana yardım edecek. Bunun başka yolu yok. Alo, Burak Masaroğlu ben. Aslı Hanım'la görüşebilir miyim? Aslı, telefon sana. Kesin patron arıyor. Efendim? Yardıma geliyorsun değil mi? Geleyim mi? Sorulur mu? Hadi hemen gel. Tamam o zaman. Patron çağırıyor ama. Tabii Aslı, gidebiliriz. Efendim Selda teyzeciğim. Çağla'cığım. Nasılsın bir tanem? İyiyim Selda teyzeciğim. Buyurun. Hayatım, sana çok güzel haberlerim var. Bugün Nihat amcamla seni isteme konusunda konuştuk. Yani kusura bakmayın Selda teyzeciğim. Ama Burak'ı dün gece duydunuz. Tarihi biz kendi aramızda belirleriz. Diyerek konuyu geçiştirdi. Vallahi açıkçası ben artık bu konuyu... Onu açma. Şöyle yapalım mı Çağla'cığım? Beraber konuşalım Burak'la. Olabilir. Nasıl yapalım? Bak, eğer senin de programın uygunsa bugün öğlen seninle kulüpte güzel bir yemek yiyelim, buluşalım. Burak da orada olacak nasılsa. Onu da görürüz. Merak etme, ben bir ara konuyu açarım. Çok iyi düşünmüşsünüz Selda teyzeciğim. Tamam canım, o zaman saat 1'de öğlen kulüpte buluşuyoruz. Tamam, öpüyorum. Tamam canım, görüşürüz. Bakalım annenin yanında da bu kadar rahat konuşabilecek misin Burak? Hoş geldin. Hoş bulduk. Sunum. Ya sunumun bugün yetişmesi gerek. Yoksa benim için hiç işler olmayacak. Tamam, merak etme, hallederiz. Bak, bu dosyada daha önce yapılmış bütün turnuvaların sunumları var. Her turnuvanın farklı bir konsepti var. Yani önce bir konsept belirlememiz lazım.
Tamam. Sonra da yarışmalara karar veririz. Evet. Yarışmacılar ikili gruplar halinde yarışsınlar diye düşündüm. Önceden tek oluyordu. Bu sefer farklı olsun. Evet, çok eğlenceli olur. Şöyle güzel kızlardan oluşan iki kişilik gruplar olsun. Ne oldu? Yüzün düştü birdenbire. Ya sen kıskandın mı yoksa? Hayır canım, ne kıskanması. Yani sadece çok saçma geldi bana kızların olması fikri yani. Peki, senin fikrin ne? Mesela... Baba oğul. Süper fikir. Ya sen harikasın ya. Babalar ve oğulları yarışacak. Süper. Burak, ne yapıyorsun? Bir gören olacak. Merak etme. Sadece biz varız. Olsun, yine de biri gelir falan. Zaten buraya geldiğin için çok dikkat çekiyorum. Bak, bu son, ona göre. Tamam canım. Sinirlenme hemen. Tamam. Hadi başlayalım. Tamam. Önce yarışmaları belirleyelim. Bu dosyada daha önce yapılmış bütün yarışmalar var. E tamam. Bize de örnek olmuş olur bunlar. Buyurun Nihat Bey. Burak bugün işe geldi mi Turgut? Evet, burada. Sabah çok erken çıkmış da emin olmak istedim. Bu ay düzenleyeceğimiz turnuvayı organize etmesini istedim kendisi. Ben onu hazırlıyorum. Siz hiç merak etmeyin. Bir terslik olduğu zaman sizi hemen haberdar edeceğim Nihat Bey. Tamam, teşekkür ederim. Kolay gelsin. Teşekkür ederim efendim. İlginç. Gelin. Müsait misin abi? Tabii ki Sinan. Gelsene. Eda nasıl? O iyi de ben pek iyi sayılmam. Ne oldu? Neyin var? Söyle bakalım. Eda Elçin'le olan ilişkimizi kolay kolay kabul edecek gibi değil abi. Elçin duyunca çok üzülecek. Yani Eda'nın da bazı şeyleri artık kabul etmesi lazım. Yani o istemiyor diye Elçin'le olan ilişkini bitirecek değilsin değil mi? Değilim tabii de. Ya bu durum onu etkileyecek diye korkuyorum. Zor günlerdi abi biliyorsun. Tekrar günlere dönersek... Asla böyle bir şey olmayacak. Sen bunlarla meşgul etme kafanı. Yalnız Elçin'le her şeyi açık açık konuşmalısın. Senin hassasiyetlerini çok farklı yorumlayabilir. Doğru. Dün programı iptal edip Eda ile evde kaldım diye bana kırıldı sanırım. Kadınların en dayanamadıkları şey kendilerini ikinci planda hissetmeleridir. Böyle bir durumda hemen çocuk gibi kırılırlar. Hatta biraz kapris bile yapabilirler. Haklısın abi. Eda konusunu konuşacağım, tamam. Abi, gelelim esas konuya. Sence bizim fotoğraflarımızı kim çekmiş olabilir? Tam olarak bilmiyorum, emin değilim. Ama araştırması için her şeyi yapıyorum. Ya biz dün akşam Volkan'la biraz böyle konuştuk bu konuyu. Yani bunu kim ya da kimler yaptıysa... Ya kesin bize manevi zarar vermek istiyorlar. Bak Sinan, bambaşka bir şey de olabilir. Belki hedef şaşırtmak isteyebilirler. Belki bizim kafamızı karıştırmak isteyebilirler. Ama her neyse en kısa zamanda bulup gereğini yapacağım. Sen de Volkan da bu konuda kesinlikle müsterih ol. Güvenliği hem iş yerimizde hem evlerimizde en üst düzeye çıkardım. Ha, bu arada senin evini de 24 saat izletiyorum, bilgin olsun. Tamam abi, bir an önce kim olduğunu bulalım da kurtulalım bundan. Hepimiz rahatlayalım. Umarım. Abi ben çıkıyorum. Dışarıda biraz işlerim var. Elçin de artık buradaki ofisinde çalışıyor. Ona uğrayayım. Bir yemeğe çıkarayım diyorum. Biraz konuşuruz. İyi olur. Görüşürüz abi. Görüşürüz. Sinan Paşa'nın geri döndüğünü kesinlikle öğrenmemeli. Volkan geldi mi? Hayır efendim, henüz gelmedi. Tamam. Ben bütün gün dışarıda olacağım. Peki. Efendim baba. Volkan şirkete gelmemişsin. Merak ettim oğlum, neredesin? Sabah biraz işim vardı.
Şimdi de kulübe geçiyorum. Aslı'yı görmeyeyim. Yani gitmişken Aslı'yı da görürüm. Neyse buralardayım baba, merak etme. Tamam oğlum. Şimdi çıktı. Yaz peki? O burada bugün. Bir değişiklik olursa hemen haber ver bana. Tamam. Evet, gayet başarılı bir sunum oldu. Evet, ellerimize sağlık. Ay, saat ne kadar geç olmuş, kaç saattir buradayım? Benim artık gitmem lazım. Tamam canım, ben de sunumu Turgut Bey'e gösterip yanına gelirim. Yanıma mı gelirsin? Hayır ya, yani sen yanıma gelirsen ben rahat edemem. Ha, sen utanırım diyorsun yani. Utanırım demedim. Sadece oraya gelirsen dikkatim dağılır. Sen de o zaman izin alıp erken çık. Birlikte bir şeyler yaparız, olmaz mı? Ama sen benim işten kovulmamı falan istiyorsun herhalde. Hayır ya, ne kovulması? Tamam, istediğini yapmakta özgürsün. Ama bir şartla. Neymiş o? Bir öpücük alayım. Hadi hadi. Hadi. Burak, ne yapıyorsun? Kandırdın beni. Ya ne yapayım ya? Çok tatlısın. Dayanamıyorum ki. Burak, ben kulüpteyim. Kafede bekliyorum seni. Kafede mi? Kahretsin ya, kahretsin. Aslı. Var burada. Sen zahmet etme. Ben sana neden burada olduğunu söyleyeyim. Hatta bana söylediğiniz yalanları, arkamdan neler çevirdiğinizi de söyleyeyim. Sen buraya Burak'ı görmeye geldin değil mi? Ben hayır. Hiç masum kasabalarına girme. Ben senin ne mal olduğunu gayet iyi biliyorum. Sen Burak'ın yalanlarına ortak ettiği bir oyuncaksın sadece. Bense onun evleneceği kişiyim. Bunu kafana iyice sok. Boş hayaller kurup benim yerime geçebileceğini düşünme bile sakın. Senin gibi üçüncü sınıf mahalle kızlarıyla Burak ancak birkaç gün gönlünü eğlendirir, o kadar. Dönüp dolaşıp geleceği yer yine benim yanım. O yüzden Burak'tan uzak dur. Anladın mı beni? Çağla! Ne yaptın zannediyorsun sen? Aslı'ya haddini bildiriyorum. Çok daha önceden yapmam lazımdı bunu. Sen karışma Volkan. Şu an çok ileri gidiyorsun Çağla. Ne söylediğini bilmiyorsun. Niye ileri gidiyormuşum? Yalan mı? Burak'ı görmeye gelmedi mi buraya? Birlikte değiller mi bunlar? Hayır. Burak'ı görmeye gelmedi. Beni görmeye geldi. Biz tekrar birlikteyiz. Hadi gidelim. Ne? Ne oluyor burada? Burak, ne yapıyorsun Burak? Çağla, Aslı'ya ne dedin? Tekrar barıştıklarını bilmiyordum. Onun yüzünden beni terk ettin sandım. Sen gerçekten normal değilsin. Senin yüzünden beni bu hale sen getirdin. Burak, annen geliyor. Bırak kolumu, canımı acıtıyorsun. Çocuklar, selam. Ay, ay, ay. Benim. Cık.
Aslı. Ya çok üzgünüm. Baksana o söylenenlerin hiçbirisini hak etmiyorum. Burak Çağla'dan ayrılınca Çağla kime saldıracağını şaşırdı. Onun için bir bahane arıyor. Ben hepsini hak ettim. Yaptıklarımın bedelini ödüyorum. Aslı sen ne yaptın ki? Bedel ödemesi gereken biri varsa o da Burak. Onun yalanları yüzünden bu hadis. Gerçi ben de kendime kızıyorum. Seni bu yalana alet etmeseydik, şu an bu durumda olup bu kadar üzülmeyecektin. O an sen yanımda olmasaydın ne yapardım bilmiyorum. Dilim tutuldu sanki, hiçbir şey söyleyemedim. Ya Aslı, ağlama artık lütfen. Ya seni ağladıkça kendimi daha kötü hissediyorum. Geçti bitti. Volkan sana çok teşekkür ederim. Yani beni orada o şekilde koruman o kadar değerli ki benim için. Benim yüzümden de yalan söylemek zorunda kaldım. Ben bu durumdan hiç şikayetçi değilim. Yani seninle sevgili numarası yapmak ne kadar zor olabilir ki? Hem Çağla yanımızda olmayacak. Tabii kulübe gelmediği sürece. Acaba anlamış mıdır benim orada çalıştığımı? O gerginlikle üzerindekileri fark ettiğini sanmıyorum. Ben bunu riske atamam ki. Kulübü de bırakmak zorunda kalacağım. Çocuklar, ne bu haliniz? Burak, ne oluyor oğlum? Bir sorun mu var? Hayır anne. Ay yok, bir şey oldu. Hem de ciddi bir şey oldu. Çağla sen anlat bari. Ay çatlatmayın meraktan, insanı kanka falan mı ettiniz? Yok bir şey. Aramızda bir yanlış anlaşılma oldu. Ufak bir sorun ama hallettik. İşi hallettiğimiz yok. Neyse, benim işimin başına dönmem lazım. İzninizle. Burak? Ay Çağla'cığım, sen ağlıyor musun yoksa? Bana böyle davranmasına dayanamıyorum artık senden teslim. Ay ne olur ağlama, ne olur. Bak ben de kötü oluyorum. Lütfen, beni seviyorsan ağlama. Elimde değil. Seni nasıl bu kadar üzer bu çocuk? Gerçekten oğlumu tanıyamıyorum yani. Ama bak hayatım, göreceksin. Yakında pişman olacak ve en kısa zamanda gelip senden özür dileyecek. Sen bana güven. Kusura bakmazsanız kalkabilir miyiz? Ben daha fazla durmak istemiyorum burada. Tabii hayatım, tabii. Canım benim, senin var mı araban? Bırakayım istersen seni. Zahmet olmasın. Ay yok canım, ne zahmeti. Ay kıyamam ben bunu. Hadi canım. Hadi gel, gel sen. Ay ağlama ne olursun. Bu kız sandığımdan da tehlikeli. Burak'a asla yar etmez. Bozuk para gibi harcar bu kız Aslı'yı. Senin duvarların kadar benim kanatlarım var. Dik yokuşların kadar su kaydıraklarım var. Çilek kokan...